Merhaba arkadaşlar. Bu mevcut ve yakın gelecekteki teknolojik eğilimleri bu videoda ele alacağız. Şimdi önce mobil ve bulut teknolojileriyle başlıyoruz. Şimdi bizim normalde cihazlarımız sabit yani 2000'lerden itibaren sabit cihazlar kullanıyoruz. Önce masaüstüler, sonra dizüstüler. Ama ardından daha mobilite kabiliyeti yüksek cihazlara ihtiyacımız oluyor. Burada da işte akıllı cep telefonları veya tabletler, bunun gibi cihazlar devreye giriyor. Mobil cihazların bu noktada sağladığı şey sizi cihazınızı mekandan bağımsız hale getirmez. Tabii burada şöyle bir nokta var. Bu cihazlarımızın gerek kapasiteleri mi böyle taşınmayan cihazlara göre düşük, gerekse bizim bu kadar çok farklı platformla entegre çalışmamız işte yani Google Drive'da, WhatsApp'ta bir sürü yerle entegre çalışmanız bir süre sonra dosyaların da bulutta tutulması ihtiyacını doğuruyor. Bulut dediğimiz şey aslında biz dosyalarımızı uzakta başka bir bilgisayarın içerisine koyuyoruz ve o bilgisayara bir kapıdan giriş yapma hakkına sahibiz. Neden kendi bilgisayarımıza koymuyoruz? Çünkü zaten biz farklı farklı cihazlardan sürekli erişiyoruz. Bazen telefonumuzdan, bazen başka bir yerden. Ortak bir depo gibi bu bulutu kullanıyoruz. Bulut teknolojileri de bu işe yarıyor. Veri bilimi dediğimiz şey aslında şu noktadan ortaya çıkıyor. 2005'ten itibaren internette kullanıcılar çok fazla bilgi üretmeye başlıyor. 2005 öncesinde daha çok internet sitesi sahipleri üretirken 2005'ten sonra Wikipedia olsun, Facebook olsun bu tarz platformlarda herkes bilgi üretmeye başlıyor. Şimdi bu bilgi bir süre sonra bir karmaşıklığa yol açabiliyor. Yani bu veri daha doğrusu bu verinin anlamlandırılması ve bilgiye dönüşmesi lazım. Burada belli algoritmalar yani belli düşünce yapıları makineye öğretmemiz lazım. Yoksa bu kadar çok verinin içerisinden doğru bilgiyi çıkartmak mümkün değil. Bu şekilde çalıştığımız bilime de veri bilimi ismini veriyoruz. Burada dediği işte insan nesnelerden toplanan verilerden anlam çıkarma. Yani nesne dediği şey ne? Mesela bir cihaz var. Bu cihaz Google tarafından satın alındı. Akıllı bir cihaz. Evdeki işte doğalgaz tüketiminizi kontrol ediyor. Siz her gün evden çıkarken saat 9.30'da doğalgazı kapatıyorsunuz diyelim veya 8.30'da. Bir gün kapatmadığınızda bu cihaz size mesaj atıp kapatmak istiyor musun? Beni açık unutmuş olabilirsin diyebiliyor mesela. Nesnelerden alınan veri dediği şey bu. Anlam çıkartma kısmı da işte o cihazın her gün sizin hareketlerinizi takip edip bir örüntü çıkartmaya çalışması. Veri bilimi istatistikten faydalanıyor. Zaten veri biliminde istatistik kitapları asıl kaynak olarak kullanılıyor. Veri tabanından faydalanıyor tabii çünkü onları bir veri tabanında saklıyor ve bilgisayar programlama yani o bilgisayar programlama kısmında da o veriler üzerinde hangi işlemlerin yapılacağını programla yazıyoruz. Yapay zeka dediğimiz şey aslında bu veri biliminin de sayesinde evrendeki örüntüleri yakalama meselesi. Örüntülerin keşfedilmesi. Örnek verelim yani siz diyorsunuz ki işte şirketteki çalışan sayısı şu kadara ulaştığında şirketin geliri bu kadar oluyor. Çalışan sayısı biraz daha arttığında şu kadar olur. Bunu tahmin ediyorsunuz ya bu çok basit bir aslında regresyon eğrisi dediğimiz bir çizgi veya alışveriş yaparken bakıyorsunuz bir kişi süt almış, yumurta almış. Süt yumurta alanların birçoğu peynir de alıyor. O zaman süt yumurta alan kişi peynir alabilir. Onu işte Migros süpermarketten internet sitesinden sütle yumurtaya tıkladıysa peyniri de ona indirimli çıkarabiliriz. Bu örüntüyü yakalama. Veya cep telefonunuzdan işte selamın yazdıktan sonra otomatik ortada aleyküm gelmesi yani çünkü her kelime başka bir kelimeye belli bir ölçüde yakın ve uzak.
Yani ben size kral kraliçe sinek dediğimde kralla kraliçeyi zihniniz daha yakın tutuyor, sineği daha uzun uzak tutuyor. Bunların hepsi aslında örüntüler, kelimelerdeki örüntüler, resimlerdeki örüntüler gibi. Bunların hepsine de yapay zeka diyoruz. Yani bu örüntüleri yakalama becerisi. Finansal teknolojiler ve blok zincir şöyle bir şey. Blok zinciri en kolay anlamak için atasözlerini düşünebilirsiniz. Mesela her nokta nokta kendi bacağından asılır dediğimde hemen bir topluluktaki işte 100 kişiye sorduğumda 100 kişinin 95'i bana dese ki her koyun kendi bacağından asılır, bir tanesi her keçi dese, bir tanesi her inek dese siz ne diyeceksiniz? 95 kişi koyun dedi. Demek ki buradaki ifade koyun. Dolayısıyla bu blok zincir meselesi güveni değiştiriyor. Güven kavramını. Normalde tek bir kişiye güvenmek zorundasınız. Ama blok zincir şunu diyor. Eğer bir ortamda birbirine güvenmeyen insanlar varsa, bunlar bilgisayarda olabilir, güvenmeyen bilgisayarlarda olabilir. Ama sonuçta onları insanlar kullanıyor. Bu güvenmeyen yapılar ortak bir güven ortaya çıkarabilirim. Bu ne demek? Yani diyorum ki benim cebimde 5 lira var. 4 lirasını birine verdim, 1 lira kaldı. Benim cebimde 1 lira kaldığını herkes kendi defterine not alıyor. Eğer bu insanlar birbirlerine güvenirlerse benim cebimde 1 değil 0 lira kalmış diye anlaşıp not alabilirler. Ama birbirlerine güvenmezlerse o zaman birbirlerinden nefret ederlerse o zaman birisi bir yalan söylediğinde diğeri onları uyarabilir. Dolayısıyla veya sistem dışına bırakabilir. Blok zincir bunu kullanarak finansal sistemi yeniden yorumlamaya çalışıyor. Bir şeyi tek bir yerde saklarsanız silinebilir, bozulabilir, hacklenebilir. Ama bir şeyi 1.000 farklı yerde, 1.000.000 farklı yerde saklarsanız o zaman onun bozulması için en az %51'inin sahtekar olması lazım ki bu çok daha zor bir şeydir. İşte bu şekilde de belgelerin saklanması, buradaki dediği likidite, finansal enstrüman dediği falan, kripto paralar yani. Bunların saklanması blok zincirle gerçekleşiyor. Siz bir şeyi en güvenli şekilde sakladığınızda en kıymetli şey ne olur? Para. Dolayısıyla kripto para da burada devreye giriyor. Yani burada siz röntgen verinizi de saklayabilirsiniz ama sonuçta para saklanabiliyorsa ve muhafaza edilebiliyorsa çok daha kıymetlidir. O yüzden finansal teknolojilerle bu kadar yakın ilerliyor. Şimdi otonom araçlar, taşıma sistemleri aslında adı üstünde otonom bir şekilde yani bir sürücüsüz olarak da geçen araçlar. Ama burada bu veri bilimiyle ve yapay zeka ile çok alakalı. Az önce ne dedik? Yapay zeka kelimeler arasındaki bağlantıları anlayıp buna göre bir şey yapabilir. Bu bağlantıları anlama da veri biliminin işi işte. İşte otonom araç ne yapıyor? Onun kamerası sayesinde o yoldaki fotoğrafları düşünün. Sürekli gördüğü fotoğraflar. O fotoğraflar arasında bir örüntü yakalayıp örneğin önüne bir inek çıktığında o ineği kafasındaki diğer yapay zeka fotoğraflarıyla diğer fotoğraflarla karşılaştırıp "Aa, burada bir inek var." deyip durabiliyor. Hatta şöyle bir şey düşünün. Yapay zeka sürücüsüz bir aracı kaza yaptırmak, suikast yapmak isteyen biri yoldaki tabelayı değiştirebilir. Yani sola dön tabelasını sağa dön yapıp yapay zekanın orada yanılmasını sağlayıp arabayı kaza yaptırabilir. Yani buradan az çok anlaşılıyordur. Otonom araç tankası sadece araba değil, otonom taksi, otonom uçan taksi gibi birçok velokopter deniliyor, deneme var. Nesnelerin interneti şöyle. Şimdi biz cihazları akıllı hale getirmeye çalışıyoruz. Akıllı hale getirmekten kastımız da şu. Küçük küçük karar alma durumları oluyor onların. Ya az önce size anlattığım doğalgazı kapama uyarısı veren cihaz gibi. Şimdi bu aşamayı tamamlarken
Cihazı internete bağlamamız gerekiyor. İnternetten veri alıyor ve internete veri veriyor. İşte demişler ki madem bu nesneleri internete bağlıyoruz, bunlar Internet of Things veya nesnelerin interneti diyelim. Hatta Internet of Everything, her şeyin interneti de demişler. Bu olay ne? Sizin işte burada ev otomasyonu olarak ısıtma, soğutma, güvenlik gibi kural temelli otomatik çalışma diyor. Bunu daha da genişletebiliyorlar. Yani ne yapıyor? Nesneler bir veri sağlıyor. Bu veri sayesinde de o nesneler sizin hayatınızı kolaylaştırıyor. Akıllı nesnelere internet dediğim şey bu. Nesnelere internet vermek. Buzdolabına da internet verebilirsiniz. Ve buzdolabına mesela bir tane de sensör koydunuz. Giren her şeyi gösteriyorsunuz. Son kullanma tarihiyle şöyle okuyor barkodda atıyor. Veya son kullanma tarihini okuyor. Ve diyor ki işte son kullanma tarihi yaklaştı sütün size mesaj atıyor. Bu bir nesnelerin internetin çalışması. Nesne buzdolabı burada mesela. İleri imalat teknolojileri de burada 3D yazıcılar özellikle söylenmiş. Bu biraz daha kısıtlı bir şey. Malzeme teknolojisiyle ilgili biraz daha. Yani bu teknolojilerde çeşitli malzemeler, tasarım ve imalat malzemeleri. Şimdi sosyal ağlarla sosyal medyayı burada böyle yazmış. Sosyal ağlarla sosyal medyayı ayıran ana faktör şudur. Birinin merkezinde kullanıcı vardır, birinin merkezinde içerik vardır. Şimdi sosyal ağların merkezinde kullanıcı vardır. Kullanıcı merkezli her şey oluşur. Yani Buğra Aya'nın profili var ve onun paylaşımları, beğenileri, yorumları var. Sosyal medya içerik merkezidir. Buğra Ayan diye ek sözlükte veya Wikipedia'da bir madde var ve ona içerik yazan insanlar var. Merkezde içerik var. Merkezde şey yok. Yani ek sözlükte Buğra Ayan maddesi odak. Onun altında işte Ali diye yorum yazan kişi yan unsur. Ama sosyal ağlarda profil odak. Yani işte Buraya'nın profili odak, onun paylaşımları yani diğer içeriği ikinci unsur. Ha, doğrusu budur. Burada nasıl yazmış bakacağım. Çünkü ben sosyal ağlar tarihi kitabını yazdım ve dünyadaki bütün sosyal ağları çalıştım. 230 sosyal ağ, 100 bin kelimelik bir kitap. O noktada rahatım yani. Burada pardon. İşte burada kullanıcılar diye başlıyor ya, o doğru. Kullanıcıların içerik üretmesi. Önemli nokta o. Kullanıcıların içerik üretmesi. Kullanıcı merkezli. Burada ise bilgi ana nokta. Bilginin üretimine odaklanıyoruz. Bu çok daha güçlü. Niye? Bireye dijital bir kimlik tanımlıyor. Mesela bir öğrenciye dijital bir kimlik tanımlıyor ve o dijital kimlik, işte o karakter üzülüyor, seviniyor, paylaşım yapıyor, mutlu oluyor. Çok daha markalar açısından olsun, psikoloji açısından olsun, devletler, otoriteler tarafı açısından olsun şu çok daha önemli. Bu biraz daha içerik yani. Aslında zaten önce sosyal medya gelişiyor. Yani 2003-2004'te daha çok sosyal medya platformları güçlü oluyor. Ta 96'da da sosyal ağ denemeleri var da. Sonra sosyal ağ geçiyor. Yani bu içeriklerden sonra artık birey merkezli bir yere doğru geçiyor. Şimdi sanal ve artırılmış gerçeklik şöyle. Artırılmış gerçeklik fiziksel bir ortama sanal bir nesnenin aktarılması. Yani ben telefonumu halıya tuttuğumda halının üstünde bir tane koyun çıkması. Yani koyun varmış gibi görünmesi kamerada. Bu artırılmış gerçeklik. Şunu düşünün. Mesela IKEA'dan bir tane evinize sandalye alacaksınız. Sallanan sandalye.
Boşluk var. Kamerayı tutuyorsunuz. Tam ölçülerine göre ölçüyor. Orada o sandalye olur mu olmaz mı görüyor. IKEA bunu kullanıyoruz artırmış gerçek teknolojisini. Artırmış gerçeklik üzerine ben kitap yazdım. Orada mesela bunu kullanıyorsunuz. Sanal gerçeklikte mekanı sanallaştırıyorsunuz. Ki bunu tam böyle dört bir yanı sanal hale getirdiğimizde de böyle içine tam bir ortam gibi dizayn ettiğimizde buna portal deniliyor. Mesela yanılmıyorsam Van Gogh'undu. Van Gogh'un çalışma odasını sanal gerçeklikte yapmışlardı. Ne yapıyorsunuz? O gözlüğü takınca o ortama giriyorsunuz. Ortamı yapıyoruz. Burada nasıl anlatmış? Burada biraz daha karışık geldi bana. Yani dediğim gibi ortam fiziksel. Aktardığınız şey dijitalse ne, yani o fiziksel ortamın üstüne bir şey yapıştırıyorsanız, duvara baktığınızda bir tane duvarda tablo çıkarıyorsanız telefon ekranında bu artırılmış gerçekliği artırıyoruz. Ama komple bir sanal gözlük takarak işte şey yapıyorsanız, farklı bir ortama geçiyorsanız, ortam da sanalsa bu sanal gerçeklik. İş zekası da biraz daha özelleşmiş hani veri bilimi uygulaması. Örneğin diyelim ki bir iş yerinde işte salata barı var, bir de işte yiyecekler var. Mesela balık çıktığı gün salata barında X dediğimiz şey az tüketiliyor bizi ve onu siz işte atıklardan görüyorsunuz veya alınma oranlarında. Ona göre bir şey yapıyorsunuz. Daha da değiştirelim. Mesela şirketteki insanların yorgunluklarını ölçen bir şey yaptınız mesela. Yani yorgunluklarını ölçen. Ve bunu şimdi çok da böyle algokrasi tarzı bir şey değil de yani yorgun olduklarını bir şey tüketimlerinden anlıyorsunuz diyelim. Ona göre iş kalitesini artıracak başka bir yöntem belirliyorsunuz. Bu tarz uygulamalar iş zekasına giriyor. Yani ben direkt yeme içme insan kaynaklarından örnek verdim de çalıştığınız şirketlerle ilgili de benzer bir şey olabilir. Yani çalıştığınız şirketlerle ilgili yaptığınız veri bilimi çalışmaları aslında. Bu da diyor ya kullanım iyileştirmesi, yenilikçi yaklaşımların tasarlanması falan. Yani işe veriyi kullanarak zeka katma işine iş zekası deniliyor. Umarım faydalı olmuştur.